Arkadaşlar hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle trafik işaret levhalarından 100 adet banko sınav sorusu çözeceğiz. %100 sizlere çıkacak sınav soruları, olmazsa olmaz kesinlikle sizlere çıkacak sorular arkadaşlar. Mutlaka 100 soruyu değerlendirip sınava o şekilde girin, pişman olmayın. Trafik levha soruları artık sizin için çerez arkadaşlar. %100 başarı garanti. 100 soru 300 kazan. YouTube kanalına abone olup YouTube kanalında kalarak %100 sınavda çıkacak soruları çözüp kazanalım. Instagram hesabından da bizleri takip ederek 90 ve üzeri not almayı unutmayın arkadaşlar. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Bakın, trafik işareti nedir? Sağ tehlikeli viraj. Sağ tehlikeli virajda ne yapılır? Tehlike uyarı işaretlerinde yavaşlarız, değil mi? Yavaşlarız. Varsa geçme yasağına uyarız. Sağ dönüş lambasını yakmalı, takip mesafesini azaltmalı, yavaşlayıp varsa geçme yasağına uymalı, yolun solundan gitmeli. Bakın, yavaşlayıp varsa geçme yasağına uymak zorundadır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Yine bir ilki sağ olmak üzere devam tehlikeli viraj işaretimiz. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır? Hız sabit tutulur. Hız azaltılır, sola sinyal verilir. Hız artırılır, sağa sinyal verilir. Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur. Yine aynı şekilde arkadaşlar, hız azaltılır, geçme yasağına uyulur. Denizli seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuza bakalım. Kavşağa yaklaşan bir sürücü trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Evet. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır? Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. B, hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli. C, hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli. D, durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermelidir. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık dur levhasıyla aynı anlamdadır. Özellikle konularda anlatırken söyledik. Durmalı seçeneklerine bakalım. Evet, deniz seçeneği, bakın, durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermelidir. Denizli seçeneği burada doğru cevap. Dördüncü sorumuz. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil, sola kırmızı, ileriye yeşil, sola, yani bir nolu'ya kırmızı yanıyor bakın. Sağ yeşil, üç nolu'ya yeşil yanıyor. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollara devam edebilir? Tabii ki hemen bakalım. Yeşilin yandığı ışıklar 2 ile 3. 2 ile 3 hangi seçenekte? Denizli seçeneğinde var. Evet arkadaşlar, tam 100 adet trafik işaret levhaları sorularından oluşuyor. %100 sizlere çıkacak sorular. Mutlaka soruları çözüp ondan sonra sınava girin. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Demiryolu alt geçidine, demiryolu üst geçidine, kontrollü demiryolu geçidine, kontrolsüz demiryolu geçidine. Bakın, burada kontrolsüz demiryolu geçidine vermiş bize tehlike uyarı işaretlerinden Denizli seçeneği. Altıncı sorumuz, şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Demiryolu alt geçidine, demiryolu üst geçidine, tramvay hattına yaklaşıldığını, kontrolsüz demiryolu geçidi. Evet arkadaşlar, bakın, işaretimiz tramvay hattına yaklaşıldığını bize bildiriyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, park işaretlerimizden de sınavda mutlaka soru geliyor. Dikkat edelim, yanlış yapıyoruz bu sorularda. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Bu tip sorularda daha önce de söylemiştik arkadaşlar. Aracın duruş pozisyonu önemli. Bakın, şu anda yan durmuş. Yan
park etmesi gerekiyor. 3 numara düzgün park etmiş. Bakın burada 2 ile 1, yani 2 ile 1 ile 2 yanlış park etmiş. Bize sorulan sorunun cevabı Bursa seçeneğidir. 8. sorumuza bakalım. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir? Evet, kontrolsüz kavşak. Ana yol tali yol işaretlerimiz Bursa seçeneğinde kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını bize bildiriyor. 9. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır? Evet arkadaşlar, şıkları da hepsini de okumuyorum. Bakın. Öndeki taşıtı geçmek yasaktır. Seçeneği Bursa seçeneği doğrudur. 10. sorumuza bakalım. Aşağıdaki tanzim işaretlerinden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır? Taşıt trafiğine kapalı. Bakın arkadaşlar, Adana seçeneği taşıt trafiğine kapalı. Bursa seçeneği azami hız 70. Ceyhan seçeneği motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı. Denizli seçeneği taşıt giremez işaretidir. 11. soru, şekildeki trafik işaretlerine göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? A hızını, bakın bir numaralı aracı soruyor. Karşıdan gelene yol ver. Daralan, sağdan daralan kaplamanın olduğu yol kesimine geliyoruz. Hızını artırmalıdır. Önündeki aracı geçmelidir. Öndeki araçlar arasındaki takip mesafesini azaltmalıdır. Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermelidir. Evet, karşıdan gelen araca yol vermelidir. Bakın burada işaret bize bildiriyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 12. sorumuz, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşıldığını bildirir? Evet. Bakın burada arkadaşlar, Denizli seçeneği kontrollü demiryolu, Bursa seçeneği kontrolsüz kavşak, Ceyhan seçeneği ana yol tali yol işaretleri, Adana seçeneği ise kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşıldığını bize bildiriyor. 13. sorumuz yine ana yol tali yol işaretleri olduğu için kontrolsüz kavşakla ilgili bir soru, ama ana yol tali yol işaretleri olduğundan dolayı aldım. Şekildeki kavşakla karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması, ana yolda bulunan, bakın bir nolu ilk geçer, tali yoldaki en son geçer, dönüş yapan ana yoldaki 3 numara birden sonra geçiyor. 1-3-2. 1-3-2'nin olduğu seçenek Bursa seçeneğidir. 14. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır? Bakın, U dönüşü yasak. Öndeki taşıtı geçmek yasaktır. Bursa seçeneği. Kamyonlar için geçme yasağının sonunu bildiriyor. Denizli seçeneğinde ise motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol olduğunu bize bildiriyor. 15. sorumuz. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır? Bakın, sarı ışık hangisidir? Dur kırmızıdır, değil mi? Dur fasılalı olarak yanıp sönen dur levhasıyla aynı. Aralıklı yanıp sönen sarı ışıksa yol ver işaretiyle aynıdır. Tali yoldaki yol ver işaretimiz. Gabari araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Yükseklik anlamında gabariyi sormuşlar. Bakın, 10 metre uzunluk, genişlik 2.30, yükseklik 3.50. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesi yasaktır Denizli seçeneğinde. Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Araç sürücüsüne bakalım. Sağ ve sola dönüş yapabilir. Yani bakın, şurada sola geçebilir, sağa dönüş yapabilir işarete göre. Ama bakın, düz nedir? Yasak, değil mi? Burada düz gidemez. Sola dönüş, sağa dönüş yapması, aynı yönde seyretmesi, aynı yönde gidemez. Çünkü araç, şurada dikkat edin,
Giriş yasak değil mi? Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hızını azaltması gerekiyor. Denizli doğru. 18. sorumuza bakalım. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır? Evet. Taşıt trafiğine kapalı. Azami 170. Taşıt giremez. Motosiklet hariç. Bakın. Taşıt trafiğine kapalı yol. Ceyhan seçeneğidir. 19 şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Dur, durak, devam et, dikkat. Bakın burada durak levhasını gösteriyor değil mi? Bursa seçeneği doğru cevabımız. 20. sorumuz şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Bakın gevşek malzemeli zemin işareti tehlike uyarı işaretlerinden. Hızını azaltması, duraklama yapmaması, hızını artırması, takip mesafesini artırması. Ne yaparsa yanlış yapar. Burada hızını artırırsa yanlış yapar. İşte tehlike uyarı işaretlerinin tamamında hız azaltılır. Ceyhan seçeneği. 21. sorumuza bakalım. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi ifade etmektedir? Yani şu bakın. Taşıtın önündeki 50 rakamı neyi bize bildirir? Işıklara 50 metre kaldığını, asgari en az hız sınırını, azami en yüksek hız sınırını, öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmayacağını. Arkadaşlar burada azami en yüksek hızın 50 olması gerektiğini bize bildiriyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır? Şekildeki levhaya bakalım. Şekildeki levha dikkat ederseniz nedir? %10 eğim. Nedir? Yokuş çıkıyoruz değil mi? Bakın şurada. Evet. Tırmanıyoruz. Aynı işaretimiz hangisinde? Tehlikeli eğim. Tehlikeli eğim, iniş ve çıkış. Burada bir çıkış söz konusu. Burada hangisi aynıdır? Çıkış. Denizli seçeneği aynıdır. Evet. 23. sorumuz taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? A. Yaya geçidi ve bisiklet yolu. C. Taralı alana girilmez. D. Yavaşlama şeridi. Dikkat ederseniz arkadaşlar otobüs duraklarında bu işareti görebilirsiniz. Yavaşlar. Evet. Yavaşlama uyarı çizgileridir. Denizli seçeneği doğru cevap. 24. sorumuz aşağıdakilerden hangisi ana yol tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir? Ana yol tali yol işaretlerinde. Evet arkadaşlar bakın burada Bursa, Denizli, Ceyhan ana yol tali yol işaretlerimiz ama Adana seçeneği dönel kavşak işareti. Bunların tamamı tehlike uyarı işaretleridir. Hepsinde hızımızı azaltmamız gerekiyor. Hemen 25. sorumuza bakalım. Sorular çok çok önemli sorular arkadaşlar. Mutlaka değerlendirin. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Bakın şu çizgiyi sormuş. A. Yavaşlama çizgisi. B. Taralı alana girilmez. C. Bölünmüş yol başlangıcı. D. Taralı alan içine park edilebilir. Evet burada arkadaşlar verilen şekle göre çizgi taşıt yolu üzerinde çizilen şekildeki çizginin anlamı taralı alana girilmez. Yani Bursa seçeneği doğru cevap. Bakın yaya geçidi şu şekilde bakın 1 numara 2 numara her ikisi de yaya geçidini gösteriyor. 3 numara ise yavaşlama uyarı çizgisini gösteriyor. 4 numara ise taralı alana girilmez. 26. soru şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Okul geçidine, yürüyüş yoluna, gençlik kampına, alt ve üst geçitlere. Bakın burada okul geçidine yaklaşıldığını bize bildiriyor. Hızınızı azaltın, dikkatli bir şekilde geçin diyor. Adana seçeneği doğru cevap. 27. soru şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Yolu kontrol etmesi, aracını yavaşlatması, takip mesafesini azaltması, bu bölgeden
dikkatli geçmesi. Evet. Arkadaşlar tabii ki burada yolu kontrol etmesi gerekir, değil mi? Aracını yavaşlatır. Her ikisini de yapması gerekiyor. Takip mesafesini azaltmayacak. Takip mesafesini artırması gerekir. Ceyhan seçeneği yanlıştır. Evet. 28. soru. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir? Deniz veya nehir kıyısında biten yolu. Evet, tehlikeli iniş ve çıkışı ve dikkati göstermiş. Deniz seçeneğinde ise deniz veya nehir kıyısında biten yolu gösteriyor. 30. sorumuz. Aşağıdakilerden, evet 29 pardon. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir? Evet, gizli buzlanma Adana seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. 30. sorumuz bakalım. Şekildeki aracın sürücüsü kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının, bakın durak işaretimiz var, en az kaç metre mesafesi dışına aracını park edebilir? Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarına 15 metrelik mesafe içerisinde duraklama yapmak yasaktır. İşaret levhalarının tamamında 15 metredir arkadaşlar. 31. soru. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Yolu kontrol etmesi, öndeki aracı geçmesi, aracının hızını azaltması, geçiş hakkını yayalara vermesi. Evet, yanlış olan sorulmuş. Öndeki aracı geçmek yasaktır. Bursa seçeneği doğru cevap. 32. sorumuz. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Elektronik denetleme sistemine, alt geçide, karavanlı park yerine, gençlik kampına. Evet, burada elektronik denetleme sisteminin olduğunu bize bildiriyor. Adana seçeneği doğru cevap. 33. soru yine kontrolsüz kavşakla ilgili ama arkadaşlar yine levhalar olduğu için bu soruyu da aldım. Sınavlarda sık sık gelen sorulardan birisi. Şekildeki gibi kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Hemen ana yol tali yol işaretlerine baktık. Ana yol işaretimiz tali yol işaretimiz ama burada geçiş üstüne sahip araçlar var. İtfaiye, polis. Öncelikle ana yolda da olsa tali yolda da olsa ilk geçer biliyorsunuz. Burada bir nola itfaiye ilk geçer. Daha sonra polis 1-2. Daha sonra ana yoldaki dönüş yapan otobüs, bakın, ve en son tali yoldaki 4 numara geçer. 1-2-3-4. 1-2-3-4'ün olduğu seçenek Adana seçeneği doğru cevabımız. 34. sorumuz. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır? Evet, bakın, bölünmüş yol başlangıcı anlamında. Burada yavaşlama gösteriyor. Burada taralı alana girilmez. Yol ver işareti ve burada da dikkat edin, bölünmüş yol başlangıcı. Evet arkadaşlar, bölünmüş yol başlangıcı, yani şu şekilde yolun bölündüğünü bize bildiriyor. Evet, Bursa seçeneği. Şekildeki işaret levhası sürücüye neyi bildirir? İşaret levhası iki yönlü karayoluna yaklaşıldığını gösteriyor. Bakın. Tali yol kavşağına yaklaşıldığını, bölünmüş yola gireceğini, ileride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu, iki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaşıldığını. Evet. İki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaşıldığını. Denizli seçeneğinde cevap doğrudur. 36. soru. Karayolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüleri aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Sık sık sınavda geliyor. Ya kavşağa, köprüye, tali yola, demir yoluna. Tabii ki köprü yaklaşımına, köprüye yaklaşıldığını bize bildiriyor. 36 Bursa seçeneğidir. 37. sorumuz. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.
Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir. Sağ tehlikeli viraj, yaya geçidi, kontrolsüz kavşak ama gizli buzlanma yoldan kaynaklıdır. Bakın. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 38. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir. Evet. Burada da yine Adana'da dönel kavşağa yaklaşıldığını bildiriyor. Bursa'da ana yol tali yol. Ceyhan'da dikkat. Denizli'de de kontrolsüz kavşak işaretini vermiş. Evet. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? 39. Sağdan daralan kaplama, bakın tehlike uyarı işareti. Taşıt yolunun soldan daraldığını, Bursa taşıt yolunun sağdan daraldığını. Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını, Denizli her iki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşıldığını. Evet, taşıt yolunun sağdan daralacağını bildiriyor. Bursa seçeneği. 40. sorumuz. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konulur? A. Virajlı, B. Kasisli, C. Kaygan, D. Eğimli. Tabii ki kasisli yola yaklaşıldığını bize değil, kaygan yola yaklaşıldığını bildirir değil mi arkadaşlar? Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevabımız. Evet. 41. soru. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır? Evet. 4 numarada tali yoldan ana yola yaklaşıldığını göstermiş. Hızını azalt. Ama 2 nolu aracın bulunduğu, bakın dur levhasının olduğu yerde durmamış araç kaza yapmış. 2 numara asli kusurludur. 42. sorumuz. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi girişi olmayan yol anlamındadır? Girişi olmayan. Taşıt trafiğine kapalı. Bakın. Giriş yasak. Girişi olmayan. Denizli seçeneği değil mi? Evet arkadaşlar. Cevap Denizli seçeneğini. 43. soru. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdakilerden hangisi girebilir? Otomobil, kamyon, motosiklet, otobüs. Tabii ki motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yol. Motosiklet girer, diğer taşıtlar giremez. Ceyhan seçeneği. 44. soru. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Taşıt trafiğine kapalı, öndeki taşıtı geçmenin yasak değil, geçebileceğini bildiriyor değil mi? Bursa seçeneği. Yol ver işareti ve yine azami hızın 50'nin üzerine çıkabileceğini bize bildiren işaret Denizli seçeneği. 45. sorumuz. Yine ana yol tali yol işareti var. Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı karayolların adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakın 1 numara ana yol. Ana yol. 2 numara tali yol. Evet. Hangisinde var? Bursa seçeneğinde doğru cevap var. 46. soru. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgar işaretidir? Yandan rüzgar işaretimiz Bursa seçeneğinde. Bakın yandan rüzgar. Gevşek malzemeli zemin Denizli. Sağdan ana yola giriş. Bakın tali yoldan giriş var. Yine ana yol tali yol işaretlerimiz Ceyhan'da var. 47. soru. Aşağıdakilerden hangisi genişlik gabarisi anlamındadır? Genişlik. Bakın Adana seçeneği 230 genişlik. 7 ton dingilbaşı. Yükseklik 350. Uzunluk 10 metre. Bize sorulan genişlik Adana seçeneğidir. 48. soru. Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir? Evet. Gevşek malzemeli zemin Bursa. Gevşek şev. Kaygan yol. Evet. Kasisli yol. Adana seçeneği arkadaşlar. Kasisli yol.
Aşağıdaki levhalardan hangisi trafik tanzim işareti değildir? Trafik tanzim işareti. Bakın Adana seçeneğindeki iki yönlü yol kesimine yaklaşıldığını bildiren trafik tehlike uyarı işaretlerindendir. Bursa seçeneğindeki Ceyhan ve Deniz seçeneğindeki işaretlerimiz trafik tanzim işaretidir arkadaşlar. 50. soru, aşağıdaki levhalardan hangisi kamyonların giremeyeceğini bildirir? Evet, kamyonların giremeyeceğini bize bildiren işaret hangisidir bakalım. Adana seçeneğinde kamyonlar için geçme yasağı, Bursa seçeneğinde kamyonlar için geçme yasağının sonunu, Ceyhan seçeneğinde tehlikeli madde taşıtlarının giremeyeceğini ve Deniz seçeneğinde kamyonların giremeyeceğini bize bildiriyor. Cevap Denizli seçeneği. 51. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? A. Yolda çalışma olduğunu. B. Yolda gizli buzlanma olabileceğini. C. Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını. D. Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını. Burada tehlike uyarı işaretlerinden bakın. Yolda çalışma olduğunu bize bildiriyor. Adana seçeneği doğru cevap. 52. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi tehlike uyarı işareti değildir? Evet, tehlike uyarı işareti. Tehlike uyarı işaretleri üçgendir arkadaşlar. Bakın dikkat edin. B, A, B, C'de üçgen. Deniz seçeneğinde yuvarlak trafik tanzim işaretidir. 53. sorumuz, şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Bisiklet girişinin yasak olduğunu. B. Motosiklet girişinin yasak olduğunu. C. Sadece motosikletlerin girebileceğini. D. Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu. Burada bakın. Yuvarlak trafik tanzim işaretleri kırmızı yasak anlamındadır. Motosiklet girişinin yasak olduğunu bize bildiriyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 54. sorumuz, şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Ehli hayvanların giremeyeceğini ve ehli hayvanların yola çıkabileceğini. C. Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini. D. Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini. Burada bakın ehli hayvanların yola çıkacağını bize çıkabileceğini gösteriyor. Hızınızı azaltın diyor. Bursa seçeneği. 55. soru. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır? Hemen hız sınırlamasına bakalım. Bakın deniz seçeneğinde azami hız sınırlaması 70'tir. 56. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Yaya yolunu, yaya geçidini, yayanın giremeyeceğini, yayanın çıkabileceğini. Bakın burada yayanın giremeyeceğini, değil mi? Yuvarlaklar yasaklar demektir. Trafik tanzim işaretlerinden Ceyhan seçeneği doğru cevap. 57. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir? Kırmızı ve sarının yolda bakım çalışma olduğunu, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu, ileride hemzemin geçit bulunduğunu, yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu. Kırmızıdan sonra sarı ışık yanarsa yol trafiğe açılır, değil mi? Denizli seçeneği doğru cevap. 58. soru, aşağıdakilerden hangisi U dönüşü yasaktır anlamındadır? Şıklara baktığımızda yine Adana seçeneğinde U dönüşü yasak olduğunu bize bildiriyor. Diğer seçenekler nedir? Bursa seçeneği, aracın yanındaki aracı sollamasının yasak olduğunu, yüklü taşıtın yanındaki aracı sollayabileceğini, motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu bildiren nedir? Levhadır. 59. soru. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? Bakın yandan rüzgar tehlike uyarı işaretlerinden. Hızını artırmalı, hızını azaltmalı, öndeki araçları geçmekten kaçınmalıdır. Evet, tabii ki hızını azaltacak, öndeki hızı artırılmaz arkadaşlar. Bakın birin olduğu ışıklar yanlıştır.
Neden? Tehlike uyarı işaretlerinin tamamında hız azaltılır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 60. Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi ana yolda bulunmaz? Ana yol, tali yol işaretleri. Bakın, Adana seçeneği, Bursa seçeneği ve Ceyhan seçeneği ana yol işaretleri. Ama Denizli seçeneğindeki yol ve işareti tali yolda bulunur. 61. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur? 2 numaralı araç bakalım okul bölgesinde azami hız sınır 30 diyor. Evet. Ve yaya geçidine yaklaşıyorsun. Bakın okul geçidi. Yaya geçidine yaklaşıyorsun. Yayalar ikaz ederek beklemesi. Bisiklet yolunda yolunu kullanması. Yayalar ikaz ederek bekletmesi. Sol şeride geçip yoluna devam etmesi. Bu bölgede azami 30 km saat hızla gitmesi. Evet burada gösteriyor. Bakın dikkat edin. Denizli seçeneği doğru cevap. 62. sorumuza geçelim. 62. sorumuz. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan soldan ana yola giriş olduğunu bildirir? Soldan ana yola girişi bakın Adana seçeneği bildiriyor. Evet, kontrolsüz kavşak Bursa seçeneği, ana yol tali yol işaretlerimiz Deniz Ceyhan ve Denizli seçeneği. 63. sorumuza bakalım. Karayolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir? Yolun daralmakta olduğunu, 200 metre ileride köprü olduğunu, 200 metre ileride kavşak olduğunu, 200 metre ileride demiryolu hemzemin geçidi olduğunu. Evet tabii ki 200 metre ileride demiryolu hemzemin geçit olduğunu bize bildiriyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 64. soru, aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir? Kasisli yol. Bakın Adana seçeneği kasisli yol. Bursa seçeneği gevşek malzemeli zemin hız azaltılır. Takip mesafesi artırılır. Sorulan sorunun cevabı Adana seçeneği. Gevşek malzemeli zemin ve kaygan yol işaretimizi vermiş Denizli seçeneğinde. Evet. 65. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır? Evet hemen bakalım. Bursa seçeneğinde öndeki taşıtı geçmek yasaktır işareti verilmiş. 66. soru, aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir? Şıklarımızda azami hız 50, karşıdan gelene yol ver, U dönüşü yasak. Tali yoldan ana yoldan kavşağa gelindiğini bildiren Adana seçeneğidir. 67. soru, şekildeki park etmek yasaktır levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir? Yol yardımını, aracın servise götürüleceğini, park yapan aracın çekileceğini de sadece arızalı araçların çekileceğini. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz park yapan aracın, park yasak diyor bakın burada, aracın kurtarıcıyla çekileceğini bize bildiren levhadır Ceyhan seçeneği. 68. sorumuz, hemen bakalım. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? Tehlikeli viraj yön levhası, tali yol, ana yol, tali yol işaretlerimiz, demiryolu tek hat ve çift hat, kontrolsüz demiryolu hemzemin geçidine yaklaşıldığını bildiriyor. Ama tehlikeli viraj yön levhası Ceyhan seçeneğindedir. Hızınızı azaltın, takip mesafenizi artırın diyor. 69'a bakalım. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? Hemen araçlara bakalım. Ok yönündeki U dönüşü yasak değil mi? Bakın dikkat edin. 3 numaraya yasak diyor. Pardon, 4 numaraya yasak diyor. 2 numaraya da yasak diyor. 2 numara ve 4 nolu araçların U dönüşü yapması yasaktır. Denizli seçeneği doğru cevap.
70. soru, şekildeki ışıklık trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Kırmızı ve yeşil. Bakın şuradaki yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücüler aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Düz gidebileceğini, B. Sadece sağa dönülebileceğini, C. Sadece sola dönüleceğini, D. Yolun tüm yönlere açık olduğunu. Evet, burada dikkat edin, sadece sağa dönülebileceğini bize bildiren işaretimiz Bursa seçeneğinde verilmiş. Evet. 71. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Taşıt yolunun soldan daralacağını, B. Taşıt yolunun sağdan daralacağını, C. Taşıt yolunun her iki yönden daralacağını, D. İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini. Burada sağdan, taşıt yolunun sağdan daralacağını bize bildiren levhadır. Tehlike uyarı işaretimiz. Bursa seçeneği doğru cevap. 72. soru, şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu, B. Hız sınırlaması sonunu, C. Geçme yasağı sonunu, D. Park yasağını. Tabi bakın burada geçme yasağı sonunu bize bildiriyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 73. soru, aşağıdaki levhalardan hangisi vahşi hayvanların geçebileceğini bildirir? Şıklara iki yönlü karayolu, tehlikeli iniş, döner kavşak verilmiş. Bakın burada deniz seçeneğinde vahşi hayvanların geçebileceğini bize bildiriyor. Hızınızı azaltın diyor. Resme göre doğru cevap nedir? A. Sağa mecburi yön, B. Sola mecburi yön, C. İleri mecburi yön, D. İleri ve sağa mecburi yön. Evet, ileri ve sağa mecburi yön olduğunu bize bildiren levhadır Denizli seçeneği. Evet, 75. sorumuz. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Köprü yaklaşımını, B. Otoyol başlangıcını, C. Bölünmüş yolu, D. Çift yönlü yol. Evet, burada verilen işaret trafik levhası otoyola girileceğini bize bildiriyor. Yani otoyolun başlangıcını bize bildiriyor. Otoyola girerken hızlanma şeridini, otoyoldan çıkarken de yavaşlama şeridini kullanıyoruz. 76. sorumuz, şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabarit sınırlaması getirmektedir? Bakın, köprünün altından geçen kamyona neyi gösteriyor diyor bakın. Dikkat edin. Yükseklik, uzunluk, genişlik, ağırlık. Evet, 350 neyi gösteriyor? Yükseklik gabarisini bize bildiriyor. Adana seçeneği doğru cevabımız. 77. sorumuz, şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Trafik işareti 08 ile 16 arasında, bakın değil mi, buranın kapalı olduğunu, yaya bölgesi olduğunu bize bildiriyor. Giriş yasak diyor. Hangi araçlar girebilir, giremez bakalım. 08-16 saatler arasında yayaların yola giremeyeceğini, hayır tam tersi, yayalar için ayrılmıştır. 08-16 saatler arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini, hayır giremezler. 08-16 saatler arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu bize bildiriyor değil mi? Evet. Ceyhan seçeneği. Saatler arasında motorlu taşıtların yol kenarına park edeceğini. Evet arkadaşlar, burada Ceyhan seçeneği, yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu bize bildiriyor 08-16 saatleri arasında. 78. sorumuz, şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir. Bakın. Evet. 2 numaralı şerit sadece ileri yön seyir içindir. Evet, doğru. 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir. Sadece sağa dönüş için midir? Hayır. İleri ve sağa dönüş içindir. Burada ne diyor? Hangisi doğrudur? 1 ile 2'nin olduğu seçenekler doğrudur. Bursa seçeneği. 79. sorumuz, aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir? Evet. Genişlik 2.30, yükseklik 3.50. Dingil başına düşen 6 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğunu bize bildiren 3 nedir? Gabari değildir.
Burada gabari soruyor bize. 1 ile 2 gabari ile ilgilidir. Bursa seçeneği doğru cevap. 1 ile 2 pardon arkadaşlar. Adana seçeneği. Evet. Adana seçeneği 1 ile 2. 3 gabari ile ilgili değildir. Yani 3'ün olduğu seçenekler yanlıştır. 80. soru aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir? Adana seçeneğinde kontrolsüz demir yolu geçidi. Bursa'da dur. Ceyhan'da tek hattı kontrolsüz demir yolu geçidi. Denizli seçeneğinde ise kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bize bildiren levhadır. 81. soru şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Dönel kavşak yaklaşıldığını. B. İleri ve sola mecburi yol. C. Sağa ve sola mecburi yol. Ada etrafında dönüleceğini. Tabii ki burada bakın ileri ve sola mecburi yön olduğunu bize bildiren levha Bursa seçeneğidir. 82. sorumuz şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu. B. Açılan köprüye yaklaşıldığını. C. Tehlikeli çıkış eğimli yol. D. Kasisli yol. Tabii ki burada tehlikeli çıkış eğimli bir yol olduğunu bize bildiren levha Ceyhan seçeneğidir. 83. sorumuz kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir? A. Hızın artırılması gerektiğini. B. Sağa ve sola dönülemeyeceğini. C. Seyir yönünde uygun şeridin kullanılması gerektiğini. D. Durma duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu. Tabii ki burada da dikkat edersek seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 84. sorumuz şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Traktör park alanı. B. Traktör çıkabileceğini. C. Traktörün giremeyeceğini. D. Sadece traktörün girebileceğini. Trafik tanzim işareti kırmızılar bakın traktörün giremeyeceğini değil mi? Burada bize bildiriyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Bakın burada bisiklet olsaydı, motosiklet olsaydı yine nedir? Giremeyecekti. Evet. 85. sorumuz taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir? Yaya geçidi, bisiklet yolu, bölünmüş yol başlangıcı mı? Trafiği hızlandırma işareti. Bakın burada bölünmüş yol başlangıcını bize sormuşlar arkadaşlar. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 86. soru şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez. Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. Ceyhan 6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtlar giremez. Denizli 6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıtlar giremez. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıtların giremeyeceğini bize bildiren levhamız Bursa seçeneğidir. 87. soru haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? A. Uluslararası yol, B. Devlet yolu, C. Demir yolu, D. Otoyol. Burada bakın uluslararası yolu bize bildiriyor değil mi? Adana seçeneği doğru cevap. E. Uluslararası yol, D. Devlet yolu, O. Otobandı. Değil mi? Evet. Devlet yolu D ile gösteriliyor. Otoyolda O ile gösteriliyor. Mesela O20 ya da işte D750 şeklinde görebilirsiniz yollarda. 88. soru. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Gevşek şev, dönel kavşak, yandan rüzgar, gizli buzlanma. Evet burada da yolun gizli buzlanma olduğunu, yoldan kaynaklı olduğunu gösteriyor. Denizli seçeneği. 89. sorumuz şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır? Sağa dönüşü, sola dönüşü, U dönüşünü, park etmeyi. Tabi burada sağa dönüşün yasak olduğunu bize bildiriyor. 90. soru şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A. Durmanın yasak olduğunu, B. motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu, C. sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu, D. tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini. Tabi burada sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu bize bildiren Ceyhan seçeneğidir. 91. soru. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Bisiklet girişinin yasak olduğunu, B. motosiklet girişinin yasak olduğunu, C. sadece motosikletlilerin girebileceğini, D. motosikletliler için hız sınırlamasının olduğunu. Evet, burada da yine motosikletliler için girişin yasak olduğunu bize bildiren levha Bursa seçeneğidir. 92. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? A. Hızın 70 kilometreyi geçemeyeceğini, B. 70 metreden sonra yolun daralacağını, C. 70 metreden sonra park alanı olduğunu, D. takip mesafesinin 70 metreden az olamayacağını. Bakın burada takip mesafesiyle ilgili değil mi? 70 metreden az olamayacağını. Denizli seçeneği doğru cevap. 93. sorumuz. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir? Evet. Mutlaka durdurmalarını, bakın burada hangisidir? Tabii ki dur levhasının olduğu sadece Adana seçeneğidir. Doğru cevap. 94. sorumuz. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Yolda gizli buzlanma olabileceğini, B. kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını, C. düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını, D. yolda yapım, bakım, onarım çalışması olduğunu bize bildirir. Denizli seçeneği doğru cevap. 95. soru. Aşağıdaki levhalardan hangisi trafik tehlike uyarı işareti değildir? Hemen levhalara bakalım. Adana seçeneği, Ceyhan ve Denizli seçeneği üçgen işaretleridir. Tehlike uyarı işaretleridir. Ama Bursa seçeneğindeki bakın yuvarlak trafik tanzim işaretidir. 96. soru. Aşağıdakilerden hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park etmiştir? Yani uygun park eden hangisidir? Bakalım. Adana seçeneğinde bakın arkadaşlar, çizgilerin üzerine kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Yasak. Yanlış park etmiş. Bursa seçeneğinde yanlış park etmiş. Denizli seçeneğinde bakın yan park etmişler. Düz park etmesi gerekirken tam çizgilerin arasına yanlış, ama Ceyhan seçeneği doğru park etmiş. 97. soru. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Treylerin giremeyeceğini, B. kamyonun giremeyeceğini, C. kamyon için geçme yasağının sona erdiğini, D. tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini. Burada kamyonların giremeyeceğini, değil mi arkadaşlar? Evet. Bursa seçeneği. Evet. Burada Bursa seçeneği doğrudur. 98. soru. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Banketten gitmeli. B. Takip mesafesini artırmalı. C. Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli. D. Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli. Tabi burada arkadaşlar gevşek malzemeli zeminde hız azaltılır. Takip mesafesi artırılır. Bursa seçeneği doğru cevap. 99. sorumuz. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? Hızını artırmalıdır. Hızını azaltmalıdır. Geriye dönmelidir. Yolun kayganlığını kontrol etmelidir. Burada her iki taraftan daralan kaplama sorulmuş. Tabii ki burada daralan kaplama tehlike uyarı işareti olduğu için hızını azaltmalıdır. Bursa seçeneği doğru cevap. Son sorumuz arkadaşlar, 100. sorumuz. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir? Evet, bakın burada taşıt giremez. Burada bakın motorlu taşıtların giremeyeceğini. B seçeneğinde motosiklet hariç. Buraya motosiklet girer arkadaşlar, bakın. Bursa seçeneği doğrudur. Diğer taşıtlar giremez. Burada motosiklet giremez. Taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır.
Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup 2021'de sizlere çıkacak, 2021-2022'de sizlere çıkacak ehliyet trafik işaretlerinin tamamını bu videoda görebilirsiniz. Sınav sorularını çözmeden sınava girmeyin. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.